Burçak Bayraktar yazmış. Demiş ki Kıbrıs'a e, yatırım yapacaktım ama son anda vazgeçtim. Düzen değişmeden bu ekonomi düzelmez. Aslında ciddi bir noktaya dikkat çekmiş. Diyor ki düzenin değişmesi lazım. Siz yatırım yapıyorsanız belirli kolaylıkların gösterilmesi lazım. Ama benim çok duyduğum şikayetlerden bir tanesi özellikle iş dünyasından Kıbrıs'tan kaçıp gidenler var. Milyon dolarlık yatırımlarla gelip Kıbrıs'tan son anda lanet olsun deyip vazgeçenler var. Niye vazgeçiyorlar? yanlış insanlarla muhatap oluyorlar. Burada evet, kendini evet, evet. bir mali müşavir, muhasebeci olarak tanıtanlar, evet. yol yordan bilmeyip hani affedersiniz aklı üç çalışanlar, her işinizi rüşvetle çözeriz diyenler kötü örnek oluyor. Bu vatandaşlar yüzünden de Kıbrıs ekonomisi çok ciddi söylüyorum çok büyük zararlar görüyor. Bir arkadaşım Türkiye'de... Ee, Burada ciddi bir yatırım yapacaklardı. Çok büyük bir outlet merkezi. Amerika'da bir yer görmüşler. Benzerini dediler ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapalım. Vakıflarla oturduk. Güzel bir arazi bulundu. yüz dönüm neredeyse. Fakat e, yine danışmanlar var ya o danışmanların yanlış yönlendirmesinden şey yaptılar. E, nem kaptılar. Evet çünkü. Biliyorlar bir şeyler e, olacak çünkü. Maliyet 3 ise 6'ya 9'a çıkartıyorlar. Kesinlikle. Çünkü yine işte şeye dönüyoruz. Yani ülkenin kazanması gereken yerde kişileri kazandırma yoluna gittiğimiz için evet. bu memlekette fazla bir şey olamıyor, engelleniyor. O yüzden bırakın bu ülkeye yatırımcılar gelsin, yatırım yapsınlar, iş alanları açılsın, istihdamlar yaratılsın. Kimse işsizlikten bahsetmesin. Ama yasaların değişmesi lazım. Şimdi oturduk masaya diyoruz ki bu işi nasıl yaparız? Bu işin prosedürü nedir? Ya diyor o işi o öyle girersek o, o çıkmaz olmaz biz bunu hallederek diyor. Nasıl halledeceğiz. İşte aradan diyor onu görürüz, bunu görürüz. Şimdi dakika Niye bir gol veriyor. Sürekli biz birilerini görüyoruz. Niye birilerini görmek zorunda mısın ya? Rüşvet vermeden, değil mi? El altından birilerini cebini doldurmadan memlekette iş yapmak imkansız. Ama böyle gören bir yatırımcı gerçekten profesyonel işini bilen bir insan, yani üç ay sonrasını düşünebilir mi? Başına kimlerine gelecek? Evet. Yavaş yavaş toparlayalım. Artık programımızın sonuna geldik. Böyle. E alevli alevli gidiyoruz. <laughs> Çok ateşli gidiyoruz. Ondan sonra zaman nasıl geçtiğini anlamıyorum. O zaman dikkatimi çeken bir tweet daha var. Selami Doğan sormuş. Kıbrıs pahalı diyorlar. Merak ediyorum. Benzine ne kadar ödüyorsunuz? Her şey benzinle karşılaştırmamak lazım. Yani. 3 lira 58 kuruş benzin. Evet, evet. Ama burada da araçsız 95. 95 oktan. Ama araçsız dolaşamazsınız. Araçsız kapının önüne çıkamazsınız. Evet. Yani, yani bir belediye otobüsü çok an, akbil bil basıp da gezelim. Ülke ekonomisini karşılaştırırken benzin fiyatlarıyla değil de genel anlamda karşılaştırmak lazım. O zaman Selam bir biraz daha böyle e, fotoğrafa uzaktan bakması lazım. Evet ya biraz daha geniş bakması lazım. Sadece petrol e, şeyine listelerine bakmayacak. Kesinlikle Bence. yoksa yanlış algı yanlış yorumlar olur? Kesinlikle yani hepsi birbirini dengeliyor. Evet artık son sözlerimizi söyleyelim çünkü rejiden bize artık bitirin diyorlar. <laughs> Bitirelim o zaman. Ee, güzel bir haftayı geçirdik yoğun bir haftaydı. Belki de gelecek haftayı yeni bir hükümetle başlarız. Çünkü önümüzdeki birkaç gün gerçekten. Bu kadar yakın görüyor musun? Görüyorum. Yani Cumhurbaşkanı Sayın Eroğlu'dan edindiğim izlenim o. Az çok beden dili okuyabilirim. Gördüğüm kadarıyla ifadeleri biraz biraz beklenen ifadeler bu. şeydi Yani iç siyasetten ziyade dış siyasetti. Biraz da e, işte e, bugünlerin biraz daha e, böyle e, hareketli, biraz daha Kıbrıs konusunda işte gelen o özellikle de misafirlerin Hı -hı. geliş gidişi ile ilgili e, baya bir yoğunluğun var olduğunu Hı -hı. hissettirdi bize. Hı -hı. Ama e, iç siyasette de tabii ki muhalefetin olsun özellikle de işte dışarıdaki protestoların olsun e, göstergesi hakikaten İBRE şu anda farklı bir boyuta doğru götürüyor. E, bunu da göreceğiz. İnşallah haftaya Paz e, haftaya Cuma günü e, tekrar e, ya aynı hükümetle oturacağız bu konuyu konuşacağız ya da farklı hükümetler artık e, ne diyelim. Yeni işte, yol haritasını çizeceğiz burada belki. Yani artık yani belki de öyle bir şey olacak. Ona kısmet. Hayırlısı gelirim. olsun diyelim. Yarın ola hayrola diyoruz. İnşallah. Peki o zaman e, güzel bir hafta sonu geçirmemizi herkese temin ederim. Herkese iyi tatiller. Allah e, öncelikle yollarda giden e, uzun yol şoförlerimize de ve e, tabii ki e, ne olursa olsun direksiyon başında olan tüm izleyicilerimize ne olursunuz emniyet kemerinizi önce kendiniz için ve aileniz için araba, e, aracınızda bulunan insanlar için Lütfen biraz daha hız limitlerini kontrol ederek kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Herkesin yolu açık olsun diyoruz efendim. E, kurallara uyalım. Uymayanları da bir şekilde böyle nazikçe, kibarca uyaralım efendim. Yoksa kaba insanlarla karşılaşabiliriz. Allah evet. muhafaza. Peki söz. haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgiyle kalın.